La Hurşit, siz buraya niye geldiniz? Burada silah mı yoktur, adam mı yoktur? Reşit'in düşmanı sen olmayacaksın. Senin işin silah üretmektir. Silahları test etmek değildir. Halil Usta. Hızır abi bundan sonra tüm Çakır Beyli ailesi adına Fahri Baba'nın silah işini üstlenmesini istedi. Reis nedirse o. De, bilin, her bir taraftan saldıracaklar. O yüzden reis bana yıktı bu işi Halil Usta. Halil Usta, sen diğer ustaları kontrol altında tut. Ola ki baskı yaparlar, ezmeye çalışırlar. Evelallah müsaade etmeyiz. Ama bir kişi bile fire versek bunlar davul çalıp gezerler. Bizim işte fire olur. Yalan söyleyecek değilim. Çok büyük paralar teklif ediyorlar sabahtan beri. Neticede bu işi para için yapan insanlar. Ama Çakır Beyliler 60 yıldır bu işin içindeler. Geçici değiller. Diyeceksin ki herkes bunu hesap eder mi? Geçici olmayan ustalar eder. Kapıda 4 kişi var. Halil Usta ile görüşmeye gelmişler. Geldiler yani. Ha bunlar beni vurmaya 4 kişi mi göndermişler? Siz oturun burada. Ben bunları vurup geleyim. Alparslan Reis, kimseyi öldürmeyin. Silah işinin başına Fahri Baba'nın geçtiğini duyurun. İletin yeter dedi ya. Onu duydum da kafama yatmadı. Sen neredesin Fahri? Kimse kimseyi vurmasın. Ben hallederim. Bunları ben vurmazsam işin başına geçtiğime kimse inanmaz. Doğru değil. Konuşacak mısınız Halil Usta'yla? Sen kimsin? Kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Şahin Ağa'nın dostu Fahri Babası. Reşit mi gönderdi sizi? Kudret abi gönderdi. Ama size göndermedi. Halil Usta'ya sıkacaktık ihtar için. Şimdi git o Kudret abine de silah üretimi benden sorulur. Şey isteyeceklerse, diyeceklerse ya da ihtar edeceklerse bana gelsinler. Nasıl diyorsan baba. Arkadaşlarını da topla öyle git. Hadi.